Hanımlar evlerinde itikafa girerken nelere dikkat etmeliler? Kıymetli kardeşlerim. Öncelikle itikafın rüknü beklemektir. Erkekler için bu beklemek mescitte olmazsa olmazken kadınlar için evlerinin mescidinde olması talep edilmiştir. Bu nedenle hanımefendiler evlerinde itikafa girecekleri zamanda bir, itikafı evlerinin mescidinde girmeleri gerekecektir. Ki fıkı kitaplarımıza bakmış olduğumuz zaman da evlerinde mescit olmayan kimselerin, bayanların orada itikafa giremeyecekleri bile ifade edilmiştir. Yani evlerde bir mescit tayin etmek o nedenle önemlidir. Bu nedenle herkesin, her bayanın evinde namaz kıldığı bir köşeyi burası benim mescidimdir diye kabul etmeli ve ittikaz etmelidir. Bunun ötesinde hocam ben öyle bir yer yapmadım o zaman bir yeri tayin etmelisiniz ki bu konuyla alakalı bedaide, işte hidayede hatta hidayenin şerhi olan binayede detayları rahatlıkla bulabilirsiniz dürerde. Şunu ifade edelim. Bir, bir mescit adetmelisiniz evinizin içerisinde. Benim itikafa gireceğim yer burası. Bir oda. Ve o odada itikafa girmelisiniz. 2- Eğer e, itikafa girecekseniz eşinizden izin istemelisiniz. Eşiniz izin vermiyorsa itikafa giremezsiniz. Çünkü itikaf süresi içerisinde bilindiği üzere itikafı bozan şeyler nelerdir? İşte cinsel ilişki yasaktır, o odadan dışarı çıkması yasaktır, sadece kadrı zarure çıkar girer. Hiçbir surette e, bu noktada hani gayrim işte mesela cinsel ilişkiye götürecek şeylerin hepsi yasaktır. Dolayısıyla kocanız bunu talep etmeyip kabul etmeyebilir. Bu nedenle kocanızın iznini almanız gerekiyor. Peki hocam ben kocamın iznini aldım evinde bir mescit adettim. Şimdi ne yapacağım? Üçüncü olarak girmiş olduğunuz itikaf odanızdan kadrı zarure dışarı çıkmalısınız. Sadece abdese gidip gelmelisiniz. Ha hocam ben nafile yapıyorum. Bakın normalde vacip olan bir itikaf olsaydı bir kadın evinin bir odasında itikafa girdiği odadan diğer noktaya geçseydi zaruret olmadan itikafı bozulacaktı. Ancak nafile olduğu için tabi bu konuda esneklikler var. Ki nafilede bile çıkılmaması yine tavsiye ediliyor. Bu nedenle hani hakkıyla bir itikaf yapmak için bunlara uymalısınız. Vacip itikaf gibi hareket etmelisiniz. Bir dedim mescidi adetmeli siz bir odanızı ikincisi eşinizden izin almalısınız. Üçüncüsü kadr-ı zarure dışarı çıkmalısınız. o kadr-ı zarure de sadece abdest diye kayıtlanır. Acil ihtiyaç diye kayıtlanır. Onun dışında tamamen o 10 gün boyunca orada ibadet, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olmalısınız. Bunun dışında hiçbir surette itikafı bozucu eylemde bulunmamalısınız. Hocam evde kimse yok, yemek yapıcı bir kimse yok. Nasıl olacak? Eğer vacip itikafa giriyorsanız itikafınız bozulur. Yapamazsınız. Eğer nafile itikafa giriyorsanız zaten kocanızdan rıza almanızın nedeni de budur. Ha hocam rıza izin veriyor ama başka bir türlü vermiyor. O zaman nafilede de esneklikler yine var. Yine en azından vazifelerinizi yapar geriye dönersiniz. Fakat hakkıyla bir itikaf sadece 10 gün kendinizi oraya hapsetmekle olacaktır. Ancak başka bir alternatif yoksa nafile bir itikaf yapıyorsanız eşiniz, çocuklarınız bu noktada onların eee ilgilenilmesi noktasında kimse yoksa size yardımcı olacak. O zaman onların ihtiyaçlarını görüp tekrar vazifenize olan yani ibadet yapmış olduğunuz o odaya geçmelisiniz. Yani itikaf ruhunu bu şekilde yaşamalısınız. thank <laughs> you